Geçtiğimiz günlerde Sims 4 tamamıyla ücretsiz hale geldi ve muhtemelen bundan haberi olan pek çok insan oyunu hali hazırda kütüphanesine ekledi bile. Ha eğer şimdi haberiniz oluyorsa önce birlikte bakalım bu The Sims neymiş, sonra koşun ve bu efsaneyi bir an önce kütüphanenize ekleyin. Sevgili saygılı Will Wright, Sim isminin yaratıcısı. Hayır, o Sim değil. Bu Sim. Pek çoğunuzun bildiği SimCity ve pek çoğunuzun bilmediği SimEarth gibi pek çok farklı Sim oyununu yapmış olan abi. Sevgili Will, yok, o Will değil. Bu Will. The Sims oyununu geliştirirken kafasında tasarladığı ilk şey bir mimarlık oyunu. Evet, öyle insanların hayatlarını falan yönettiğimiz bir oyun değil. Baya Minecraft'ta, Fallout'taki falan gibi ev tasarım ettiğimiz bir oyun. Will abimizi Sims'i yapmaya iten şey ise gerçek bir trajedi. 1991 yılında yaşanan büyük Oakland yangınında bizim Will Wright abi de ne yazık ki evini kaybetmiş ama canını kurtarabilmeyi başarmış. Fakat tabii ki Will evini, dolayısıyla her şeyini kaybettiği için hayata yeniden başlaması, en azından düzenini sıfırdan kurması gerekiyor. Bu ise ona tasarladığı evi inşa etme oyununun içine insanlar koyma fikrini veriyor ve bizim bildiğimiz The Sims oyunu, sancılı bir geliştirme sürecinin ardından 4 Şubat 2000 yılında evlerimizin neşesi bilgisayarlarımıza çıkışını yapıyor. Peki nedir bu Sims? The Sims, gerçek hayat simülasyonu tabirinin tam anlamıyla karşılığı olan bir oyun. Öncelikle karakterinizi, yani siminizi yaratıyor, ardından istediğiniz şekilde evinizi inşa edip içini ve dışını zevkinize göre çeşitli mobilyalarla dizayn ediyor ve hayata atılıyorsunuz. İsterseniz bir kariyer insanı olursunuz, isterseniz aşkın peşinden koşarsınız, seçim tamamen sizin. Tabii ki bu hayatın içinde siminizin günlük ihtiyaçlarını gidermeli ve seçtiğiniz yolda tecrübe kazandırmalısınız. Reklam kampanyası gibi oldu. Evet, karakterinizi biraz da geliştirmeniz lazım yani. İnsan kendini geliştirmeli. Değil mi? Geliştirmeyince ne oluyor biliyoruz tabii. Her neyse, bu yaşamın içinde oyunumuzun yaratıcısı Will abimizin başına geldiği gibi... Oğlum, o Will değil dedim ya. Bu yaşamın içinde oyunumuzun yaratıcısı Will abimizin de başına geldiği gibi simlerimizin başına da çeşitli felaketler gelebiliyor. Fakat bu felaketler olabildiğine absürt bir şekilde işlenerek oyunu dramatik ve yetişkin içerikli bir hale getirmekten uzak durulmuş. Tarihlerimiz bu sefer 14 Eylül 2004'ü gösteriyor ve serinin ikinci oyunu raflardaki yerini alıyor. Mantık her ne kadar aynı olsa da serinin her oyunu beraberinde oyunu daha eğlenceli, verimli ve gerçekçi kılan bir takım yenilikleri beraberinde getiriyor. Mesela ikinci oyun ile artık karakterimiz sonsuza kadar yaşamıyor veya bir çocuk yapıldığı zaman çocuk öyle rastgele bir bebe değil, simlerimizin genetik özelliklerini barındıran çocuklar oluyorlar. Her çıkışında mevsimini değiştiren serimiz bu sefer yaz ayını seçerek 2 Haziran 2009'da çıkışını gerçekleştiriyor. Benim de en sevdiğim oyun olma özelliğini taşır kendileri. The Sims 3'ten bahsediyorum. Çünkü bu oyun Sim serisine herkesin görmek istediği çok büyük bir yenilik getiriyor. Artık simlerimiz evlerine tıkılı değiller. Bütün şehirde istediğimiz gibi vakit geçirebilir, sosyalleşebiliriz. O da yetmezmiş gibi şehirdeki diğer insanlar da zaman içerisinde sizinle beraber yaşlanıyor, emekli oluyor ve ölebiliyorlar. Yani çocuğunuzun 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 çocuğu Fahriye teyzenin elinde değil de Fahriye teyzenin çocuğunun 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 elinde büyüyor. Serinin son oyunu ve dediğim gibi geçenlerde tamamen ücretsiz hale gelmiş olan oyun The Sims 4 ise şaşırtıcı şekilde 4 mevsimi tamamlamayıp ilkbaharda değildi, serinin ikinci oyunu gibi sonbaharda 2 Eylül 2014'te piyasaya sürülüyor. Sürülüyor sürülmesine de sürülmez olaymış da dedirtiyor. Çünkü Sims 4 önceki oyunlarda bize verilen neredeyse her şeyi geri alıp bizi adeta 2000 yılına geri gönderiyor. Şehirde özgürce gezmek yok, bebeğinizin büyüme süreci yok, sosyalleşmek çok daha kısıtlı ve bir sürü başka etken de oyunun doğal olarak biz oyuncular tarafından tepki görmesine sebep oluyor. Ha yine alıp oynanıyor oynanılmasına ama önceki 3 oyun birbirlerinin rekorlarını kırarak en çok satan bilgisayar oyunu unvanını üstlenirken The Sims 4 ise serinin en başarısız oyunu oluyor. Ha derseniz ki neden böyle oldu yahu? EA zamanında Will Wright'ın çalıştığı firma Maxis'i satın aldı da ondan. Eğer hala hangi oyunu oynamalıyım diye düşünüyorsanız benim şahsi fikrim tabii ki Sims 3 olacaktır. Zamanında Steam kütüphaneme eklemiştim ve hala 4. oyunu değil, ara ara açıp onu oynuyorum. Ha,
Dördüncü oyunu neden ekledin derseniz, bilmem, beleş diye. Videoyu sonlandırmadan önce seriyle olan tanışma hikayemi de anlatmak istiyorum. Yaklaşık 9 sene önce abimin eski oyun CD'lerini deşerken şu anda hala adamda bulunan The Sims CD'sine, yani ilk oyunun kim bilir kaç yılında çıkmış olan ve yüksek ihtimal korsan olan CD'sine denk gelmiştim. O dönemde nereden veya nasıl olduğunu hatırlamasam bile The Sims ismini duymuştum ve az çok bana ne vaat ettiğini biliyordum. Bir heyecanla CD'yi bilgisayarıma takıp yüklediğimde karşılaştığım sonuç benim için hayal kırıklığıydı. Evet, simler vardı, ev vardı ama sanki oyun bir kutunun içine hapsolmuş gibiydi. Daha sonrasında YouTube'dan Sims videosu çeken insanları izlemeye başlamış ve bu seriye büyük bir ilgi duyar hale gelmiştim. Fakat çok zaman geçmeden ilgim kesildi ve Sims'i unuttum. Çünkü hem oyunu gidip orijinal almak o zamanlar büyük bir olay gibiydi, hem de internetten nasıl indireceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Uğraşıp indirsem bile çalışacak mı, çalışmayacak mı, bilgisayar kaldırımı falan, hiç o toplara girmekle uğraşmamıştım. Aradan bir iki yıl geçtikten sonra Google Play Store'da gezerken Sims Free Play oyunu isimle tanıştım. Oyunla isimle tanışmadım. İsimle oyunla tanıştım. Yine söyleyemedim. Aradan bir iki yıl geçtikten sonra Google Play Store'da gezerken Sims Free Play isimli oyunla tanışmıştım. Evet, videoda daha önce hiç bahsetmedim ama Sims'in iki tane mobil oyunu da var. Biri 2014'te çıkan az önce dediğim Sims Free Play, diğeri ise 2018'de çıkış yapmış olan The Sims Mobile. O zaman Sims Free Play'i büyük bir hevesle indirip çok uzun zaman harcayarak istediğim Sims deneyimini elde edebilmiştim. O zamanki arkadaşımla da beraber kendi simlerimizi karşılaştırıyor, hatta oyunda birbirimizi yaratıyorduk. İnanılmaz zevkliydi o dönemler. Her zaman zevk veren, zamansız, asla eskimeyecek bir seri Sims. Bende özel yeri vardır. Eminim ki oynayacak herkeste de özel bir yer bırakacaktır.